Dostlarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi spordayım. Yani mermi gibi bir spor yapıyorum. Omuzlar fışkırdı. Ama bugün kol yapıyorum. Şu an biceps yaptım. Bu videomda neden bahsedeceğim size? Bu videoda size Survivor'dan bahsedeceğim. Ben Survivor için bir video çektim. Ama o videoda çok yanlış şeyler söyledim. Kendimi çok... Biraz götüm kalktı benim açıkçası. Çok yanlış şeyler söyledim. Şimdi... Hem onu toparlayacağım, hem o videoyu toparlayacağım, hem o hikayeleri en baştan anlatacağım size. Eğer isterseniz bu videodan sonra o videoyu da yayınlayabilirim ama önce bu videoyu yayınlamam lazım. Ve o videonun başlığını değiştirerek yayınlamam lazım. Bunları yaparım, eğer görmek isterseniz göreceğinizi zaten düşünüyorum. Görmek isteyeceğinizi düşünüyorum o eski videoyu da. Ben o eski videoda, şu anda burada başlangıç yapalım. Burada bu videoyu bitirmeyeyim, sadece burada başlangıç yapmak istedim. Spora gideceğim. Önce bir pump yapalım, ondan sonra sahile inelim. Burada The Beach var, Dubai'de. Yani buranın en iyi sahillerinden bir tanesi. Bugün ama en sakin zaman. Mesela dün hafta sonuydu, inanılmaz kalabalıktı. Dün çok keyifliydi. Bugün biraz sakin zaman. Hem size The Beach'i gösteririm, hem de biraz Survivor hakkında konuşuruz. Hem de istediğiniz bir şeyin peşinden nasıl koşmanız gerektiği mesajını vereceğim size. Bir şey istiyorsanız risk almalısınız, fedakarlık yapmalısınız, bazı şeylerden vazgeçebilmelisiniz. Yani çok güzel şeylerden vazgeçebilmelisiniz. Bu bir para olabilir, bu bir emeğiniz olabilir. Bazı şeylerinizi yarım bırakabilirsiniz. Gerçekten siz bir şey için minik minik istediğiniz bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Şu ufak bir özet geçeyim, ondan sonra sahile gitmeye devam edeceğiz. Survivor'a gitmeyi çok istiyorum biliyorsunuz. Giderim ya da gidemem, o belli bir şey değil ama gitmek istiyorum, yani o bir gerçek. Gitmek istiyorum. Ben şu an Dubai'deyim. İlk Survivor'ı seçmelerinde de Dubai'deydim. Ve sadece Survivor'ı seçmelerine gelmek için Dubai'ye geldim. Zaten 2 gün sonra tekrardan Dubai'ye geri geldim. Şimdi tekrardan beni seçmelere çağırdılar. Tekrardan Dubai'den Survivor seçmeleri için Dubai'den gidiyorum. Bak, Dubai'de kalmak çok istiyorum. Buraya gereken para harcamışım, uçak parası, otelimi vermişim, yani her şey hazır, vize gelmişim, hani paraları geçtim. Abi yol çekmişim, gelmişim, uçağa binmişim, korona test yok, bilmem ne yok falan, korona sürecindeyiz biz bu arada şu anda. Daha sonradan izleyecek, bu videoyu izleyecek insanlar için söyleyeyim. Yani dediğim gibi çok fazla emek verdim ama Survivor'a gitmeyi gerçekten istiyorum. Dubai'de kalmak tabii ki de istiyorum. Ama fedakarlık yapmak gerekir. Dubai'den Survivor seçmelerine gidiyorum. Dostlar. Dostlarım, sporumu bitirdim. Omuzlarım fena pump oldu yalnız. Omuz çalışmadım bu arada. Kol çalıştım, ufak da bir göğüs yaptım. Ya şöyle bir baktığınız zaman bu çocuk gitmesin mi Survivor'a be? Ha? Çocuk Survivor'a gitmesin mi? Kaslarıma güvenmiyorum tabii ki de. Şimdi dostlar, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size hem sahili göstermek istiyorum, hem biraz sohbet hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi buradan çıkıyorum. Asansöre bineceğim, asansörden iniyorum ve sahile gidiyorum. Size hem dediğim gibi sahile gösteriyorum, hem Survivor hakkında konuşuyorum, hem bir önceki videoda neyi yanlış söyledim onu gösteriyorum. Bir de aklıma şu anda geldi, size Dubai'den Survivor için Türkiye'ye geldiğimi gösteren bir kanıtım var dostlar. O videonun en sonunda olmak zorunda, yani bir WhatsApp konuşması göstereceğim size. O WhatsApp konuşmasında gerçekten Dubai'den Survivor için geldiğimi anlayacaksınız. Ben böyle meraklandırmayı sevmiyorum. Bakın ne olduğunu söyledim. Videonun sonunda bunu göstereceğim. Neden videonun sonunda? Çünkü o odamda, diğer telefonum odamda. Buradan çıkacağım, sahile gideceğim, video yapacağım. En sonunda onu göstereceğim size. Hadi bakalım. Evet dostlarım, otelden çıktım. Bu arada Dubai'ye asla yağmur yağmaz. Yani neredeyse hani yılda böyle 5-6 defa yağmur yağar. Bugün ufak bir yağmur yağdı. Yağmur yağınca tabii bütün havadaki bütün toz bulutlar yere indi ve burası çöllere çok yakın olduğu için havalarda bizim göremediğimiz kumlar oluyor. O kumlar yere dökülünce yerler bayağı bir çamur gibi oldu ve işçiler temizlemeye başladı. Temizlediler ama güzel oldu. Hemen kısa sürede temizlediler zaten. Şimdi dostlarım, Survivor'a gitmeyi çok istiyorum. Dubai'den Survivor'a gitmek için Türkiye'ye geleceğim. Bunun 2 tane kanıtını göstereceğim size. Bir tanesi vizemin süresini göstereceğim. Vizemin süresi daha neredeyse 1 ay daha var. Ama ben kalmayacağım. Survivor için geleceğim. Diğeri de Necip abiyle konuşmam. Survivor takımındaki Necip abiyle konuşmam. WhatsApp konuşmamız. O konuşmayı göstereceğim size. Anlayacaksınız. Yani bu konuda
bir soru işareti olmayacak aklınızda. Sonra bir önceki Survivor videomda o videoyu ben kaldırmıştım, gizlemiştim. Ama neden kaldırmıştım? Çünkü çok yanlış anlaşılabilir şeyler söylüyordum ben orada. Şimdi hem onları düzelteceğim bu videoda, sonradan o videonun başlığını değiştirip tekrardan yayınlayacağım. Yanlış açıklamalar yaptığım Survivor videosu diye yayınlarım. Çünkü merak edeceksiniz biliyorum, o yüzden. Normalde kaldırılası bir video da merakınız gitsin diye kaldırmayacağım. Şimdi ben o videoda diyorum ki, İstanbul'dayım diyorum. Ben 4-5 yıldır Survivor'a, hatta 5 yıldır Survivor'a gitmeye çalışıyorum diyorum. Artık takımla kanka gibi oldum. Beni kardeşleri gibi, ben de onlara abim gibi biliyorum diyorum. Bu kadar doğru. Ama şöyle bir şey diyorum. Diyorum ki böyle işte Necip abi beni sevdiği için ben şimdi direkt en son seçmelere gidiyorum. İşte çünkü neden? Çünkü Necip abi beni sevdi çünkü falan filan. Ya böyle bir şey olabilir mi amına koyayım? Ben böyle bir şeyi nasıl söyledim? Böyle bir video nasıl yaptım? Bunu videoda nasıl söyledim? Onu bilmiyorum. Ben gittiğimde direkt 3. elemelerden beni başlattılar. 3. eleme hangisi? 3. eleme Acun abiyle değil, Acun abinin yardımcılarıyla, yani parkur 2. eleme oluyor bu arada. Parkur için insanları seçen takım diyeyim ben size. Beni parkura seçtiler. Yani Acun abiyle falan asla görüşmedim. Üçüncüye gittim. Üçüncüden parkur için kabul edildim tabii ki de. Şimdi parkur için, yani parkura katılmak için Dubai'den Türkiye'ye gideceğim. Burası bu arada Türk restoranı. Yani beni anladınız orada neyi yanlış söylediğimi. Şunu yanlış söyledim. Çok kısa bir cümleyle hemen özetliyorum. Ben orada diyorum ki, çok samimi olduğum için takımla beni direkt son elemeye aldılar. Asla öyle bir şey yok. Bir gittim direkt 3. elemedeyim. Ben öyle zannettim herhalde bir an. Bir de o kadar heyecanlıyım ki, hani heyecanıma verin bunu, bu yanlış açıklamalarımı. O videoda az izlenmedi yani. 2700 kişi falan izlendi. O 2700 kişi yanlış anlamış olabilir. Asla öyle bir şey yok. Direkt gittim 3. elemeden. Şimdi 2. elemeye kaldım. 2. eleme için tekrardan Dubai'den gideceğim. O videoda anılarımı da anlatıyorum. O videoda Survivor anılarımı da anlatıyorum size. Ben 5 senedir Survivor'a gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten tam olarak 5 senedir Survivor'a gitmeye çalışıyorum. 5. sene gittiğimde yaşımdan dolayı ilk elemeyi bile geçemedim. O zaman 17 yaşımdaydım. 18 yaşımda gittiğimde evet toy bir çocuktum ve yine kabul edilmedim. 19 yaşımda gittiğimde yarışmadan çıkmıştım. Vücut gelişim yarışmasına katılmıştım. Türkiye üçüncüsü olmuştum ve o yarıştan çıktığımda ben inanılmaz kilo almıştım dostlar. Yani bildiğiniz böyle bir bodybuilder gibi, böyle bodybuilder gibi hayvan gibi geziyordum yani, anladınız mı? O yüzden ben parkurlara kaldım. Evet parkurlara da gittim ama parkurlarda bana oradaki o TV8.5'da panorama programına çıkan birkaç kişi var. Onlar bana söylediler, oğlum sen çok büyüksün Survivor için. Evet güzel çocuksun, evet konuşmaların, hal ve hareketlerin güzel. Kabul edilme ihtimalin yüksekti ama çok büyüksün, çok kassın demişlerdi. Acun abiyle de görüşmüştüm. Ben bu arada Acun abiyle de görüşmüştüm o sırada. Biz 4 kişi girmiştik. Acun abi direkt gördüğünde şu tiplere bak, direkt hepsini al Survivor'a götür demişti. Ama o bizim gittiğimizden sadece bir kişi en son elemeye kalmıştı. O da gidememişti zaten. Sonra dediğim gibi dostlar, bir sonraki sene beni çağırdılar. Ben tekrardan gittim. Yine aynı şeyleri yaşadım. Acun abiyle görüştüm. İkinci sefer Acun abiyle görüşmüş oldum. Ama devamı gelmedi. Çağırmadılar yani. Videomu çekmediler. Bir sonraki sene dostlar beni Survivor'a çağırdılar. Gidemedim. Çünkü neden? Hem etrafı izleyin hem beni izleyin. Gidemedim Survivor'a. Çünkü neden? Konya'da bir filmde oynuyordum. Ve size bir şey itiraf edeyim mi? Bakın size gerçekten çok samimi geliyorum. Size bir şey itiraf edeyim. Hayatımda en fazla üzüldüğüm gündü. Yani gerçekten gözlerim dolmuştu Survivor elemelerine gidemediğim için. Ama neden gidemedim? Çalışıyordum yani, Konya'da bir filmdeydim. Filmi de yarıda bırakıp gidemezdim. Onu da düşündüm. Hatta şöyle bir talihsizlik geldi. O ilk videomda, ilk Survivor videomda da bahsediyorum. Şöyle bir talihsizlik geldi başıma. Yağmur olduğu zaman set olmuyordu bizim program, yani bizim çektiğimiz filmde. Ve 4 gün boyunca yağmur vardı. Yani benim gitmem gereken günün öncesindeki 4 gün boyunca yağmur vardı. Yani bu ne demek? 4 gün boyunca set rap oldu. Yani 4 gün boyunca biz sete gitmedik. 4 gün boyunca film çekimleri olmadı.
Beşinci gün ben düşünüyorum, tamam mı? Ulan bir şekilde gideceğim oraya. Ve bana inanın. Bak bana inanın. 5 kuruş param yok. Hayatımın en kötü zamanındaydım. Gerçekten hayatımın en dip, en kötü zamanında ben Konya'da film çekimindeydim. O film çekimi bana ilaç gibi gelmişti. Çünkü gerçekten en kötü zamanımdaydım ve o film çekimi beni tekrardan hayata bağlamıştı. Ama gerçekten 5 kuruş param yoktu. Otobüs biletimi arkadaşlarımdan para alarak gidecektim. Bir şekilde parayı topladım ama neyse, tam orayı anlatacaktım. Bir şekilde parayı topladım. Gidemedim seçmelere. Neden? 5. gün yağmur yağmasına rağmen set var dediler. Ulan hadi tamam. Ulan hadi tamam, set var, iş var, yapacak bir şey yok, nasip kısmet. Ulan gittik sete. Set yok. Yapmıyoruz. Yani buradan ne anlıyoruz dostlarım biliyor musunuz? Her şey nasip kısmet. Gitmemem gerekiyormuş. Gitmemem gerekiyormuş. Bir sene daha beklemem gerekiyormuş. Nasip değilmiş. Evet çok üzüldüm ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Gerçekten üzüldüm ama bir yandan da düşünüyorum ki Vanne senin gitmemen lazım. Kesinlikle bu sene gitmemen lazımdı. O sene benim, yani o an benim hayatımda son zamanlarda, yani kendimi bulduğumdan beri en çok üzüldüğüm andı diyebilirim size. Benim Survivor hikayem bu şekilde. İşte geçen sene de Konya'daydım, gidemedim. İşte bu sene o sene. Dostlar bu sene o sene. Bu sene artık hiçbir problem yok. Ama yine gidemezsem, yine gidemezsem, bu arada gidememe ihtimalim çok yüksek biliyorsunuz. Ben sadece hayaller kuruyorum işte. Hayallerimi sizinle paylaşıyorum. Arşivime video yüklüyorum. Bu arada Survivor'a diyelim gidemedim. Ama bu pes edeceğim anlamına gelmez. Seneye bir daha. Seneye bir daha. Seneye bir daha. Gitmek istiyorum oraya. Benim hayallerimden bir tanesi. Ya baksanız çocuk bir gitmesin mi Survivor'a ya? Orası benim yerim abi. Orada savaşacaksın abi. Orada bir duygularını kontrol edeceksin. Orada bir şampiyon olacaksın. Orada bir direneceksin. Orada güzel şeyler yapacak bu çocuk. Dubai'deyim şu anda. Dubai'nin en iyi sahilindeyim. Size Survivor hakkında, ya bu videoda beni en çok hangi konuda anlamanızı istiyorum biliyor musunuz? Bu videoda en çok beni şu konuda anlayın. Ben bir önceki videoda çok yanlış şeyler söyledim. Ben gittiğimde direkt en son elemede değildim. Direkt Acun abiyle görüşmedim. Direkt üçüncüdeydim. Parkurlara seçildim. Tekrardan Dubai'ye geldim. Şimdi tekrardan parkura katılmak için Türkiye'ye geri döneceğim. Yani bunu anlamanızı istiyorum sadece. Ben orada çok yanlış şeyler söylemişim. Buradan yani özür dilemem gereken kim varsa herkesten çok özür diliyorum. Survivor timinden özellikle. Biraz götüm kalktı galiba benim. Ya götüm kalktı değil, götüm kalktı değil. Biraz heyecanlandım. O heyecanıma yenik düştüm. Bir de bir yanlış anlaşılma oldu orada. Hani bir takımdan o konuştuğum birisi, Survivor'dan konuştuğum birisi bana görüşmeye geleceksin dedi. Görüşmeye geleceksin diye ben de Acun abiyle görüşmeye gitmiştim. O kadar heyecanlısın ki yanlış anlaşılma potansiyelin çok yüksek, anladınız mı? Öyle bir durumdaydım. İşte şimdi o sene bakalım. Bu sene Survivor'a gidebilecek miyim bilmiyorum ama Dubai'den Türkiye'ye Survivor seçmeye katılmak için geleceğim. Şu anda da sahildeyim. Bakın bunun ismi neydi? Skyfly mıydı? Unuttum. Yok. Ya Flying Cup. Flying Cup'tı onun ismi. Buraya çıkıyorsunuz. Burada yemek yiyorsunuz. Göründüğü kadar basit değil aslında. Üstü gerçekten çok keyifli ve çok eğlenceli. Ufaktan da böyle bir adrenalin. Dostlarım size yapacağım açıklamalar bu kadar. Hikayelerimi de biraz anlattım size. Survivor hikayemi de anlattım. Biraz sohbet etmiş olduk. Şimdi bu videoyu kapatmayacağım. Şimdi odama gidiyoruz. Odamda size hem vizemi göstereceğim hem de Necip abiyle olan konuşmalarımı, WhatsApp konuşmalarımı göstereceğim size. Bu arada size şunu söyleyeyim. Ben ilk videoyu çektim. Asla bana bir Survivor takımından bana kimse şöyle bir şey söylemedi. İşte yok o videoyu kaldır. Yok o videoda yanlış açıklama yaptın. Yok neden böyle bir şey yapıyorsun? Öyle bir şey mümkün değil. Bizi böyle o videoyu derhal kaldır. Kimse bana bu şekilde söylemedi. Ben kendim fark ettim. Kendim kaldırdım. Kendim kontrol ettim. Ve kimse bana bu videoyu çekmem için işte hemen böyle bir video çek bunu açıkla, asla öyle bir şey söylemedi. Ben tamamen kendim yapıyorum. Kendim kontrol ediyorum sosyal medyamı. Bir hata yaptım. Onlara bir açıklama, kesinlikle açıklama yapmam gerekiyordu. Bu videoyla o açıklamayı yapıyorum. Bir sonraki Survivor videom Dubai'den Türkiye'ye Survivor için gitmek olur. Ve birazcık parkurlarımı da çekerim size. O zaman size şöyle etrafı son defa gösteriyorum.
Hatta şöyle göstereyim etrafı. Ama şurada lokal insanlar var. Onları çekmeden şöyle etrafı göstereyim size. Şimdi odama gidiyoruz. Odamda size vizemi ve WhatsApp konuşmamı gösterip bu videoyu bitiriyorum. Sizi çok çok öpüyorum. Dostlarım, odama geldim. Hiç üstümü bile değiştirmeden, duşa bile girmeden şu videoyu bir an önce yapıp yüklemek istiyorum. Yükledikten sonra artık duşa mı girdim, her şey yapabilirim. Bir an önce bu videoyu yükleyeceğim. Şu anda yüklüyorum bu videoyu bu arada. Hadi gidelim odamıza. Şu anda yükleyeceğim bu videoyu. Yani yüklediğimde emin olun, yani ortalama bir yarım saatimi alabilir bu videoyu editlemem. Yani bir saatimi alsın diyelim editleyip yüklemek. Şimdi şimdi size odaya girer girmez direkt çantamın yanına gidiyorum. Bakın odam. Çantam. Şurada vize var. Orada hemen şöyle bir şunları bırakayım şöyle. İsmimi kapatarak size direkt şöyle çekeyim. Size direkt süresini çekeceğim. Evet. Şurayı kapatırsan ha, şöyle şuradan gösterirsen size. Gördüğünüz gibi benim fotoğrafım ve sürelerini görüyorsunuz. Başlangıç ve bitiş sürelerini görüyorsunuz vizemin. Dubai vizesi. Direkt girdim. Hatta diğer belgelerim de burada. Birincisi bu. İkincisini size gösteriyorum. Şu telefonumu birlikte açalım şu telefonu. Bir saniye. WhatsApp konuşmalarımı da görmeyin abi. Sadece Necip abiyi açıyorum. Hatta zaten daha dün konuşmuştum. Bakın gördüğünüz gibi daha dün konuşmuşum. Şimdi burada aramızda bir geyik yaptık. Burada aradığımızda bir geyik yaptık. O geyiği görmenizi istemiyorum. Şimdi burada bir muhabbet oldu. İnandım sana, ipucum yazmış. Şöyle bir şey yazdım. Abi ne zaman olacak yazdım. 20'sini alıyorum bileti yazdı. Ama Kasım'ın 16-17'si gibi düşün yazdı. Tamam abi, o zaman 14'ünü alayım ben yazdım. Sağ olasın yazdım. Nefis. İyi akşamlar abicim. Sağ olasın. Yani dostlar, gördüğünüz gibi. Heyecandan maskeyi bile çıkarmadım ben. Gördüğünüz gibi dostlar, tamamen Survivor için geleceğim Türkiye'ye. Eğer bir şey istiyorsanız peşinden koşmanız, kovalamanız gerekiyor. Olmama ihtimali çok yüksek. Survivor'ın ne kadar büyük bir proje olduğunu biliyorsunuz. Olmama ihtimali inanılmaz yüksek ama yani olmama ihtimali yüksek diye kovalamayacak değiliz. Hayallerimizin peşinden koşmayacak değiliz, anladınız mı? Koşacağız tabii ki de. Tabii ki de yapacağız. Size bir yerde son olarak manzaramı göstereyim. Birçok videoda bu manzaramı gösterdim. Manzaramı gösteriyorum ve bu arada biraz önce buradaydım. Burada yürüdüm. Birazcık fotoğraf çekildim orada. Ve artık odamdayım. Dostlarım, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir gün Survivor'a gidebilirim. Yani bir gün diyorum, bakın bu sene değil. Umarım bir gün. Ha, bu arada son bir şey söyleyip artık bir videoyu kapatıyorum. Beni Instagram'dan takip edip videoya like atıp diğer videoma da göz atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hiçbiriniz abone değilsiniz dostlar.